Rafet, neye bakıyorsun sen? Kim onlar? Bu Yenise teyze. Bu da annem. Yani annemmiş. Aslına bakarsan düne kadar bir fotoğrafı bile yoktu. Ama ben bir şekilde buldum işte. Çok güzelmiş. Yanında taşıman da çok hoş. Bayağı duygulandım. Kardeşlerim de benim gibiler, biliyor musun? Onlar da çok küçükmüş. Onlar da hatırlamaz. Ben biraz daha büyüktüm tabii de. Zaman geçtikçe insanın çocukluk hatıraları yavaş yavaş siliniyor işte. İyi günler. İyi günler. İyi günler Behrin Hanım. Ben de birer tane bundan kardeşlerime yaptıracağım. Nasıl sevinecekler bak. Selamun aleyküm Cemal amca. Oo, aleyküm selam Rafet oğlum. Hoş geldin. Baban ne yapıyor, iyi mi? İyi ya, kahvede. Cemal amca, bana bu fotoğraftan iki tane çoğalttırabilir misin? Tabii çoğaltırım da biraz işlerim var ya. Yarın sabah alsan olur mu? Hadi ya, o kadar sürer mi? Kimmiş bunlar? Bu Enise teyze. Bu da annem. Annen mi? Kız kardeşlerime de birer tane vereceğim. Olur, sabah görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. İyi de bu... Alo? Alo. Şevket, Cemal ben. Cemal merhabalar, hayrola? Ya senin oğlan geldi az önce. Rafet mi? Senin dükkana mı geldi? He, dükkana. Bir fotoğraf verdi çoğaltmaya. Annemin fotoğrafı dedi. Annemin fotoğrafı mı? Annemin fotoğrafı dediğine emin misin? Ondan çok eminim ama... Fotoğrafta annem dediği kadın Pervin değil. Bizim Fahrettin abinin kızı Kıymet. Bundan senin hiç haberin var mı? Yok yok, benim böyle bir şeyden haberim yok. Nereden çıkmış bu fotoğraf ya? Bilmiyorum ki. Tamam Cemal, tamam. Ben hemen geliyorum senin yanına, tamam. Olur. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Rafet, yine ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun acaba? Tom, oğlum 5 dakika kahveye bakıver, tamam mı? Tamam, tamam Şevket amca. Çok emin konuştu bir de. Birer tane de kardeşlerime vereceğim dedi. Bu da Enise. Ne yapayım? Çoğaltayım mı? Yok yok Cemal, yok, sen bunu çoğaltma. Bu fotoğraf bende kalsın. Tamam, ben Rafet'le konuşurum. Sen bilirsin. Abi de sen bundan kimseye bahsetme, olur mu? Merak etme dostum. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Yani ille benim huzurumu bozacaksın değil mi? 2 tane tabak fazladan taşısan eline mi yapışır? Ne uğraştırıyorsun beni? Baban uşağım var be. Öf, löp löp götürüyordun yemekleri. Hiç söylenme, hiç söylenme Rafet. Vallahi ne güzel ya. 1 tane laf söylüyoruz, 1000 tane laf dönüyor bize. Ay Ayrıca ne oldu? Sen bir sürpriz yapacaktın bize. Biz ölecektik meraktan falan. Ne oldu o işe? Yetiştiremedim efendim. Sabaha bekleyeceksiniz artık. Ay nasıl bekleyeceğim acaba ya? Ay babam hoş geldin. Babacığım bir bütün gün seni aradım ben, biliyor musun? Hatta Tom'u aradım kahveyi. Şevket amca çıktı falan dedi. Enise teyzeler yemektelerdi bu arada. Sen geç geleceksin diye beklemeden gittiler. Vallahi kızım işte dolaştım biraz, hava aldım. İyi yapmışsın babam. Spor iyi gelir. Rafet, oğlum seninle baş başa konuşalım mı? Olur baba. Ben gideyim. Rafet oğlum, ben açıkçası senin için biraz endişeleniyorum. Ne oldu baba? Hayırdır? Sen bunu çoğaltması için fotoğrafçı Cemal'e vermişsin. Cemal amca mı aradı seni? Evet. Kızdın mı? Yok oğlum, kızmadım. Niye kızayım? Ama yani sen niye bu fotoğrafı çoğaltmak istedin onu anlamadım. Kardeşlerimle de annelerinin birer fotoğrafı olsun istedim baba. Annelerinin bir fotoğrafı.
Ya kusura bakma, Enise teyze bunu bana verince aslında önce sana gelmem lazımdı da. İşte ben de heyecanlandım, sürpriz yapayım dedim. Bu fotoğrafı sana Enise mi verdi? Evet baba. Bu bir süre bende kalabilir mi Rafet? Tabii baba. Eyvallah. Ya Rafet'in eline annenin fotoğrafı diye niye başka kadının fotoğrafını veriyorsun? Verdim, ne var? Gerçek fotoğrafını mı verseydin? Vermeseydin, yok deseydin, bana sorsaydın. Ha, Şevket Bey, siz yalanınızı ortak ederken bize sordunuz mu? Bırak biz de istediğimiz gibi ortak olalım şimdi. Bir dakika, bir dakika. Bunu yapmanı Pervin istedi değil mi? Yok canım. Yani Rafet fotoğrafı isteyince düşündüm, böylesi daha doğru olur dedim. Ya bırak Allah aşkına Enise, sanki seni tanımıyor muyum? Yalan söylüyorsun işte. Şevket nereye? Bu fikir kimden çıktıysa ondan hesabını sormaya. Aa, dur Şevket, yapma. İşte böyle Rafet. Hande Hanım'ın da izni ve bilgisi var. Bundan sonra benimle çalışacaksın. Sen ne diyorsun bu işe? Vallahi ben çok sevindim Berin Hanım. Yani şimdi Hande Hanım'ı gömmek gibi olmasın ama... yani kendisiyle çalışırken bayağı zorlanıyordum. Çok daha iyi olmuş öylesi. E olur mu? Çok çok daha iyi oldu. Geldik. Rafet sen hiç durma. Devam edelim biz. Ben birazcık ileride ineceğim. İyi misiniz Zerrin Hanım? İyiyim. İyiyim. Benim küçük bir işim var da... sen hiç bekleme beni, tamam mı? Bekleseydim sizi otele bırakırdım. Yok yok, hiç önemli değil. Hiç zahmet etme. Sen bekleme, devam et anne. İyi günler. İyi günler. Ne işin var burada Şevket? Hep sen mi çat kapı geleceksin Pervin Hanım? Buraya benimle kavga etmeye mi geldin Şevket? Son konuştuğumuzda o gereksiz öfken birazcık olsun yatışmıştır diye düşündüm ama... seninle ilgili her mevzuda yanıldığım gibi bunda da yanıldım. Ya sen bizi kukla gibi oynatmaya mı çalışıyorsun? Rafet'in eline kendi fotoğrafınmış gibi başkasının fotoğrafını verdirtmek ne demek? Sen önce buna cevap ver. Bak seni kaç kere uyardım. Bize yaklaşma dedim, hala kendi bildiğini okuyorsun. Ya nasıl bir anne çocuğunun başkasının fotoğrafına bakıp anne demesini ister? Ya bu nasıl bir acımasızlıktır Pervin? Tamam Şevket. Tamam değil. Tamam değil. Ben cevap almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Senin aklından ne tür inlikler geçiyor, bana yanıt vereceksin. Yanıt almadan şuradan şuraya gitmem. Pervin. 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 Pervin.